Mesut'tan haber var mı? Daha uyandırmamışlar müdürüm. Biz de haber bekliyoruz. İnşallah güzel haberler alırız. Ha evet Rıza, şu Oktay'dan gelen istihbarat. Adamın İstanbul'da olduğunu teyit edebildik mi? Henüz edemedik ama elinde birkaç kişi dışında adam kalmadığını biliyoruz müdürüm. Oktay'ın sorguladığı şüpheliler bizi Eren adında birine yönlendirdi. Gümüş'ü İstanbul'a getiren şoförün bu olduğunu düşünüyoruz. Sabıkalı mı? Müdürüm, GBT kaydı yok. Ancak sempatizanlıktan tutuksuz yargılandığı açık bir davası var. Bu şoförün akrabaları Fatih'te ufak bir tekstil atölyesi çalıştırıyormuş. Gidip bir yoklayalım diyorlar müdürüm. Yani şoförüne ulaşırsak Gümüş'ü bulmak kolay. Hepiniz hastanedeyken ne ara topladınız bu kadar şeyi? Elinize sağlık Rıza. Sağ olun. Ben sizi tutmayayım. Sokaklar sizi bekler. Hadi kolay gelsin. Sağ olun. Biliyorum moraliniz pek yok. Ama Mesut hala uyanmadı. Ne zaman yaptığınız işten bıkarsanız bunu aklınıza getirin. Namussuzun teki Mesut'a saldırdı ve biz hala onu yakalayamadık. Ben bu ayıpla yaşamak istemiyorum çocuklar. Kaçırmayalım şu adamı ha. Hadi. Ne yapıyorsun? Babamı seyrediyorum. Doktor burada olduğunu biliyor mu? Bilmiyor. Ben babamın yüzüne hiç bu kadar uzun bakmamıştım. Epey yaşlanmış. Şu yüzündeki çizgiler var ya Selin abla. Onların çoğu benimle uğraşmaktan oldu. Baban seninle gurur duyuyor Tunç. 11 sene oldu annemi kaybedeli. Zar olmuştu babam. İçiyordu. Bana bakamayacağını sanıyorlardı. Babam 11 yıl önce kendini unuttu Selin abla. Benim için kendini unuttu. Ve bir daha hiç kendini düşünmedi. Ha bir de şu şehir. Bu şehir de okudu babamın canına. Hep birlikte tükettik onu. Şimdi ondan kalanlara bakıyoruz. Baban mutlu olmayı tanıdığım herkesten fazla hak ediyor Tunç. Biz düzelsin. Bir daha üzmeyelim onu. Babam çok mutlu olsun istiyorum. Yarın uyandığı zaman seni görsün karşısında. Ona o bile yeter. Beni duyuyor musun? Tokma kafa. Buradayım baba. Buradayım. Abi. Mesut. Mesut bak herkes burada. Sağ ol baba. Mesut abi. Yorma kendini evlat. Yorma. Buradayız. Yine iş çıkardık başına. Lafa bak şimdi. Ben dayanamayacağım üstüne. Dur, sırası mı şimdi? Usta. Söyle ustacığım, söyle. Kolay mı lan benden kurtulmak? Aşk olsun be usta. Abi, bu sefer çok korkuttun bizi ya. Ağrın var mı? Yok, ne içirdiyseniz. Burada? Tamam, bitti. Bu kadar muhabbet yeter. Hastayla yalnız kalmam gerek. Bir sorun mu var? Şimdilik yok. Hadi çıkalım hadi. Biz buradayız evladım. Tamam mı? Hadi. Vallahi iyi gördüm ben. Çok iyi. İyi sor. Hadi. İyi. Maşallah. Ayşe hemşire 216'ya gelir misiniz? Adın ne senin? Esra. Esra Hanım. Hazır. Kimse yok. Nedir vaziyet? Karaciğerde tahribat var. Değerleriniz çok düşük. Ne kadar düşük? Organ iflasına yetecek kadar. Eğer karaciğer iflas ederse ki maalesef bu mümkün, diğer organlar da işlevini yitirebilir. Bu da çoklu organ yetmezliği demektir. Ölecek mi yani? Saçmalama. Bu kadar kolay olamaz ya.
Maalesef Nakil tek şansımız. Nakil mi? Yani kadavradan falan. Bu da bir yöntem tabii. Mesut Bey'i bekleme listesini alabiliriz. Veya dönör bulabiliriz. Zorlu bir süreç olacak. Uygun dokuda başka bir karaciğer bulmak kolay değil. Meşakkatli ve yıpratıcı bir dönem olacak. Hem Mesut Bey hem de yakınları için. Biraz daha iyi misin? Bilmem. Bana aynı. Sen söyle. Bunu da atlatacağız bak gör. Maç daha yeni başladı. Ne oldu? Bu seferki zor. Karaciğeri bırakmışız. Doktor ameliyatla ya da ilaçla toparlanır dedi. Ölmüşü diriltmeye çalışıyorlar işte ama boşa. Saçmalama Mesut, mutlaka bir çaresi vardır. Var var. Organ nakli. Birkaç gün içinde bulundu. Nasıl birkaç gün ya? Bilemedim, bir hafta işte. Sonra hadi bana eyvallah. Mesut sen... Selin yapma. Yapma. Yapma, ne olur yapma. Bunlar aramızda. Tunç bilmesin. Senin ellerin ne kadar soğuk ya. Ha? Ha? İyiyim, iyiyim ben. Değişiklik. Yok. Yok, aynı işte. Sen iyi misin? Öyle, sinirlerim bozuldu. Alışık değiliz babanı böyle görmeye ondan. Çocuklar. Yorulmasaydın keşke Hale teyze buraya kadar. O nasıl söz Tunç? Nasıl Mesut? Vallahi ben de şimdi geldim. İyi ablam. İyi. İyi. Sen pek iyi görünmüyorsun ama. Yok. Ya yorulduk galiba biraz abla, ondandır. Mesut. Baba, baba bir şey mi oldu? Tunç dur. Tamam, tamam Tunç. Baba bunu yapma bana. Baba. Ne olur Mesut. Allah'ım sen yardım et. Ne oluyor? Baba bunu yapma bana. Baba. Ne oldu şimdi? Anlamadım ki. Ya ne oldu? Neyi var? Sakin olun, tamam. Koşturdunuz o kadar, ne oldu? Tansiyonu düştü. İç kanama riski yüksek. O yüzden alarma geçtik hemen. Ama şimdilik korkulacak bir şey yok. Değerler düzeldi. Tamam, tamam. Sağ olun. Teşekkürler. Çok şükür. Dayanıyor baban Tunç. Korkma. Bak dayanıyor işte. Tamam mı?